Mehmet Emin Kırgil stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar olsun. Gördüğümüz rüyalar hayırlara vesile olsun. Rabbimin izniyle tabii inşallah. Allah'ın gönderdiği her şey baş tacı. Rüyaları da tabii uyarabilir. Biz nasıl evlatlarımızı uyarıyorsak o da kullarını müjde uyarıyor. Verebilir. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi mübeşşirat rüyalar yani son ahir zamanda görülen rüyaların çoğu müjdecidir diyor. Sizi uyarsa dahi. Çünkü niye? Hani bir hata yapacağız. Hatanın sonunda bedel ağır olacak. Allah bizi uyarıyor. O hatayı yapmayalım diye. E o zaman bunda korkulacak bir şey var mı? Yok. Demek ki uyarı almamız da bir müjdedir. Buna ilaveten tedbirimizi alacağız. Tabii, gördüğümüz rüya müjde mi veriyor? Evet. Uyar mı veriyor? Uyarı mı? İkaz mı ediyor? Gördüğünüz rüya çok önemli. Ne olur bizi arayın. Rüyalarınız için telefon numaralarımız. Mehmet Emin Kırgil canlı yayınımızda. Biz yine sizin için buradayız. Ayşe teyze, Mehmet amca, Zehra Hanım, Ali Bey, ekran başında kim varsa rüyanızı açıp bize anlattığınızda alacağınız cevaplara inanamayacaksınız. Nur Hanım günaydınlar. Rüyamda taşıdığım kutuyu öyle bir düşürdüm ki içerisinden düşürdüğüm anda böyle etrafa inciler saçıldı. Rüyamın anlamı ne olabilir? Hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdi İmam-ı Azam'ın görmüş olduğu bir rüyayla ben bunu noktalamak istiyorum. İmam-ı Azam bir rüya görüyor. İmam İbn-i Sihir'e soruyor. İbn-i Sihir ona şu şeyi söylüyor. Diyor ki inciyle alakalı. Çok okuyup çok başarılı olacaksın. Aklını kullanırsan çok yere güzel yerlere geleceksin diyor. Ve İmam-ı Azam bugün Ebu Hanife Hazretleri oluyor. Onun için orada kırılması, ne dedi bir kutu dedi etrafı mesela. Etrafı saçılması. Evet. Burada 4 ay içerisinde yaşamış olduğu hayal kırıklıklarıyla ilgili bir olayın ortadan kalkması, selamete çıkacağı bir durumun olması müjdeleyici bir durumla karşılaşmasını gösterir. Sonrasında zaten inci aklını kullanırsa bu yazın içinde Allah'ın izniyle mutlu olacağı durumlarla, haberlerle karşılaşmasıdır. İnşallah. Evet. Rüyada altın görmek hayır olsun. Hangimize ne anlatırı bilmiyorum ama Müjde Hanım diyor ki rüyamda tam 3 kilo altın gördüm. Allah gerçeğini almanızı nasip etsin. Altınları satıp da ev alıyorum. Evim de yok Nur Hanım diyor. Acaba rüyamda bana bir müjde verilmiş olabilir mi? Ev sahibim olacağım diye sormuş. Şimdi zaten normal hayatımızda altın hani kıymetlidir, değerlidir. Zinet eşyadır. Allah kimseninkini çaldırmasın. Evdekileri arttırsın. Şimdi burada altın görmek dedikodudur. Ev alıyorum diyor ona karşılık. Ev ile ilgili bir dedikodunun yapıldığını. Ne kadardı? 3 kiloydu. 3 ay 3 hafta içerisinde, 3 gün içerisinde. Kendiyle ilgili ya geçmişte yapılan, 3 ay önce yapılan bir dedikodu tekrar önüne çıkacak. Ya da kendisinin eviyle ilgili bugünlerde bir dedikodun yapılacağını gösterir. Rüyada mesela... Altın dedikodudur. Sözdür. Rengi fark eder mi işte sarı altın, kırmızı altın falan? Şimdi şöyle bir şey... Mesela diyelim ki sarı altın görmüş. Burada sarı altın 25 ve 45 yaş arasında birilerinin konuşmasıdır. Çeyrek altın olsa 20 ile 35, yarım altın olsa 35 ve 45, efendim tüm altın olsa 45 ve üzeri yaş grubunda olan, ileri yaş grubu demiştik. O yaş grubunda olan bir takım kişilerin dedikodu yapmasıdır. Hocam bu kadar bilgiyi nasıl aklınıza tutuyorsunuz ya? Çok şükür ya. Çok şükür. Verene şükür demişler. Mehmet Emin Kırgil'e bir gün rüyanızı yorumlatmanız şart. Yorumlattığınızda yani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Rüyamda Türkiye'nin en ünlü fizikçisi seçildim. İş hayatımda değişiklik mi olur? Hı hı. Ne olur? Şimdi Allah izin verirse canı gönülden istemiş oldu, dilemiş Aytunç oldu. Aytunç Bey'in sorusu size de selamları var. Aleyküm selam. Yani çok sevineceği bir durumla karşılaşması, çok güzel olaylarla karşı karşıya gelmesi, hı hı, canı gönülden vermiş olduğu bir mücadelenin karşılığını almasını gösterir. Süper. Evet. Rüyamda siyah bir köpek ve yanımda bir kedi gördüm. Köpek ayaklarıma sarıldı, kedi beni tırmaladı. Düşmanlarımın da olduğunu biliyorum. Acaba bu gördüğüm rüyada düşmanlarımın habercisi mi diye soruyor. Yok, imamın avlusu köpek için dost, kedi için müjde verici haber demiştir. Kendisinin ayrıldığı, küstüğü biriyle darışması, yani burada barışmasıdır. Köpek dost mudur rüyada? Tabii. Şimdi orada küsmüş olduğu biri var, darılmış olduğu, kırılmış olduğu biri var. Hı hı. Bu kişinin kedi olması barışacağını, ayağına geleceğini, yeri onunla ilgili hayırlı güzel olaylar yaşayacağını gösterir. Yani burada ayrıysa barışmasıdır. Mesela ben tüm arkadaşlarıma söylüyorum. Diyorum ki çoğul olarak mesela işinizden ayrıldınız, eşinizden ayrıldınız, bir sıkıntı yaşadınız. Bir köpek ayağınıza geliyorsa bilin ki o iş yerinden ya geri çağrılacaksınız veya
Eğer bir sevgiliniz varsa ayrıldıysanız, eşinizden, nişanlınızdan, herhangi birinden ayrıldıysanız, köpek ayağınıza geliyorsa İmam Nablusi bununla ilgili İmam İbn-i Sihir ve Cafer-i Sadık diyor ki, burada Allah-u Teala'nın izniyle rüyası çıkarsa bu kişi barışacak diyor. Barışacak, başka çaresi yok diyor yani. Onun için biz şunu söylemek istiyoruz. Köpek düşman değildir. Köpek dosttur. Tabii. Rüyada görülen. Evet. Ne düşmandır peki? Ne görürsek rüyada bizim için düşmandır? Şimdi rüyada değişik değişik yani cisimler, nesneler. Burada illaki hayvan gördüğümüzde düşman demeyeceğiz. Mesela atıyorum bir akrep en gördüğümüzde. En büyük tehlike nedir mesela? Hayvanlar olarak söylemiyorum. Mesela rüyada şunu gördüğün zaman bu hayatınla ilgili büyük tehlikedir diyeceğiniz ne var? Şimdi burada mesela diyelim ki maddi konuda sıkıntılar, mesela bitlerin üzerinizden uçması. Yumurta. Mesela hayatımızı çok ilgilendiren bir konu yumurta. Ha bak bunu yumurta, size öğrendim. Evet, bunu kesinlikle yani bakın yumurta kırdığımızda tavada vesaire cıbık olduğunda veya kepte durduğunda. Mesela kep dediğimiz bir olay var biliyorsunuz kutu gibi. Onun içerisine biz kep deriz. Yumurtalar düzülür. Orada ne yapar? 4 hafta 4 ay kendi evine gelen giden misafirlere evliysen. Veya bekarsan iş yerinde ya da sevdiğin biri varsa bununla aranın bozulabileceğini. Yani kısacası ara bozucu bir durumun olacağını yumurta bize işaret eder. Haşlanmış yumurta ara bozuculuktan yavaş yavaş sıyrılmaya ve yavaş yavaş bazı şeylerin düzene oturacağını gösterir yani. Emine Hanım. Hayatımızı ilgilendiren diyoruz ya işte evet. Bu yumurtayı dikkate alacağız. İğne mesela nazarı gösterir. Toplu iğne falan, toplu iğne, çengelli tabii. Fark eder mi? Tabii fark ediyor. Fark ediyorlar. Yaş grubuna giriyor. Toplu iğne ne hocam? Şimdi toplu iğnenin mesela büyük kalın toplu iğneler burada ileri yaş grubunda olan birilerinin sizin hakkınızda konuştuğunu gösterir. Ve sizin işinizle ilgili, başarınızla ilgili sizi kıskandığını, önünüzü kestiğini gösterir. Normal bir iğne gördüğümüzde hani bu normal elle diktikleri bir şeyler oluyor mesela. Oya demeyelim de yani böyle diktiğimiz bir normal, şeyler oluyor. Normal dikiş iğnesi. Dikiş iğnesi kullanıyoruz. Onlar da bize 20 ile yine yani tahminen 25 ve 35 yaş arasında birilerinin yine ortalığı dedikoduyla kaynaştığını, yani kaynattığını gösteriyor. Şimdi hayatımda bir kere rüyamı size yorumlattıktan sonra. Evet. Ve o yorum da çıktıktan sonra. Evet. Rüyalara o kadar önem veriyorum ki. Evet. Yani şey gibi düşünüyorum. Allah'ın insanlara verdiği çok önemli bir mesaj var aslında. Lütuf. Fakat tabii bunu kimin yorumladığı çok önemli. Öyle hani bu konuyla hiç bilgisi ve ilgisi olmayan kişilerin bir yorum yapması da aslında negatif değil mi tabii, bizim için? Tabii. Sizi etkiler, kişiyi etkiler, kişinin moralini bozar. Doğru bir şekilde doğru tabii. İnsanlara, doğru kişilere. Mutlaka Mehmet Emin Kırgil gibi vardır tabii ki. Hiçbirimiz hayatta tek değiliz. Beyze. Rüyayı yorumlayacak olan ama siz gerçekten bu konuda estağfurullah. Gönlümüzün tacısınız Allah hocam yani. Allah razı olsun. O yüzden Allah sizi ve başındaki seyircilerimizi de baş tacı etsin. Bütün gönüllere katsın inşallah. Sağ olun abi. Seyircilerimizi eksik etmesin vallahi. Hazreti onlar Ali'ye sormuşlar. Buradayız. Demişler ki para mı? Gönül mü? Gönül. Hazreti Ali demiş gönül. Gönül. O yüzden Hazreti Ali hiçbir zaman bitmemiş rahmetullahi aleyhi. Çünkü parayla her şeyi yaptırabilirsin evet. Ama bir insana parayla kendini sevdiremezsin. Sevdiremez. Değil mi? Tabii. Ama bir insan seni seviyorsa paranın yapamadığı ya da parayla yaptırdığın her şeyi gönülden yapabilir. Yani. O yüzden sevginize talibiz. Şimdi Emine Hanım da kayınvalidesini çok seviyor herhalde. Çünkü neden diyor ki kaynanam rüyamda gelinlik girmişti Nur Hanım. Canım kaynanamın kısmeti mi açılacak acaba diyor. Şimdi kaynanasını burada evlendirmek isteyen bir gelin. Evet. Bunda kötü evet. Niyet aramıyorum bak. Şimdi burada genç bir kadın onların hakkında konuştuğunu gösterir. Kaynanasıyla kendisinin arasını bozacak birinin var olduğunu gösterir. Aa gördüğü rüyanın kaynanasıyla tabii. Alakası yok yani. Yok, kaynanasıyla kendisinin arasını bozacak olan bir genç insanın bu gelin kelimesine göre daha evli olmayan bir kişinin laf ve dedikodu söz getirip götürmesini gösteriyor ve kıskançlık var. Hocam şu anda telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Çok şükür. Biliyorum sizin de rüyaya olan gerçekten rüya yorumuna olan ilginizi çok teşekkür ediyoruz. Yine söylüyorum Türkiye televizyonlarında rüyaların yorumlandığı tek programdasınız. Evet. Rüya çok önemli. Lütfen evet. Rüyanızı kale alın, dikkate alın, verdiği mesajı iyi kavrayın. Rüyalarınız için telefon numaramız. Önümüzdeki bile günlerimizde mesela önümüzde günler başında. Kurban Bayramı biliyorsun. Hı. Tabii peygamberlerin görmüş olduğu rüyalar her zaman için bunlar vahiydi. İbrahim peygamber
İsmail Aleyhisselam'ı vaat ettiğinde Cenab-ı Hakk'a rüyasında ona kesme emri geliyor. Verdiğin vaadi tut İbrahim diyor. İşte rüyada birkaç kez üst üste görünce İbrahim Aleyhisselam bu yola kalkışıyor. Onun için tabii onlar vahiy, bizim gördüklerimiz uyarıcı, ikaz, mesaj ve müjde verebilir. Şimdi biz dua derken demiyor muyuz? Ya Rabbi ben bu adamı seviyorum. Vay sevmez olaydık. Çoğunu da görüyoruz ayrılıyor ya. Allah ayırmasın. Amin. Şimdi diyor ki ben bu adamı sevdim Allah ya Rabbi. Zaten bu bana ya. Doğru mu doğru değil mi? Dua ediyor mesela. Hı. Ya ne güzel Cenab-ı Hak kendisine bir yemyeşil bir alanı gösteriyor. O yemyeşil alanda bir su akan yer var. Ama yani bir dere var. Ama su gittikçe azalıyor. Burada ne diyor? Rüyada bu işin sonu yok diyor. Bak. Şimdi seviyor birini. Allah'ım bu adam bana hayır mı diyor. Allah el-Basir'dir. Ne diyor? Sessiz. Gören, gördüren, bilen sensin. Ne olur? Bana da bu yolumda bildir diyeceksin. El-Basir'i çekip uyuyacaksın. Ne diyor? Adam diyor ki rüyayı gördüm yemyeşil kızımız diyor. Bir alan diyor, bir dere akıntısını gördüm diyor. Güzel. Ama diyor derede hocam su gittikçe diyor kesildi diyor. Ne diyor Allah? Kızım. Yani diyor ki kulum sen her yer yeşil, güllük gülistanlık görüyorsun, çok güveniyorsun, çok dua diyorsun bana yeşil, çok dua diyorsun, ben duanı kabul ediyorum senin. Ama bu sana layık değil, bu işin sonu yok. Bak derede su kalmadı. Yani bu suyu kesiliyor, diyor ki bununla ilişkin kesilecek, buna boşuna ömrünü verme. Yani, ay hapşuracağım hocam pardon. Hapşır canım. Hapşırınca şey derler. Ne derler? Hani gerçek, bakın ha, üzerine hapşırdım. Tabii. Allah hayırlı uzun ömür nasip etsin. Amin. Biz ona deriz elhamküm yerhamukallah derler ona. Evet. Cenab-ı Hak hayırlı ömürler nasip etsin. Amin. Şimdi rüya çok önemli dedim ya. Ben çok yakın bir arkadaşımın yaşadığı şeyi anlatacağım size. Çok yakın. Geçen sene yaşadı. Şimdi bir arkadaşının evine gidiyor. Arkadaşının evinde de ilk defa kalıyor. Ve arkadaşı da eve yeni taşınıyor. Dolayısıyla ilk defa kalacağı bir evde de yastığının altına anahtar koyuyor. Tamam. Ondan sonra işte bir rüya görüyor. Gördüğü rüyada böyle arkadan bir silüet görüyor bir erkek. Onun işte boynuna böyle bir kolye takıyor. Aradan 3 ay geçiyor. Bir iş yerinde çalışıyor. Öyle biriyle tanışıyor. Rüyayı size yorumlatmıştım ya hatırlıyor musunuz? Bu arkadaş evlenecek dediniz ya. Evet, hatırladınız mı? Hatırladım. Şimdi aradan 3 ay geçiyor. Arkadaşım bir iş yerinde çalışıyor. Kapıyı açıyor. Bu odadan karşı odaya gidecek. Kafasını bir çeviriyor. Ya bu adamı ben nereden tanıyorum diyor. Bu, hani sanki böyle normal hayatta onu görmüş gibi. İşte çocuk dönüyor. Gerçekten filmlerde olur zannederiz böyle şeyler. Ve kızın hayatında hiç kimse yok yani. Hani böyle daha önce tanıştığı biri vardı evlenecek falan. Hatta siz evlenecek dediğimiz hocam nasıl yani falan yapmıştık biz. Sonra çocukla orada bir tanışıyorlar. Çocukla evleniyor. Çok şükür. Yani hani filmlerde, hayallerde olur dediğimiz şey gerçekten. Evet. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Evlenme teklif ettiği anda mesela ne verirler? Yüzük hediye ederler falan ya. O rüyasında gördüğü o kolyeyi boynuna takıyor. Evet, evet. Allah'ım bütün bekarlara nasip et ya Rabbim. Amin. Bizi izleyen bekarlar mutlaka vardır. Allah gönlünüzün muradını versin. Amin. Allah kadir midir? Kadirdir. Şüphesiz tabii. O isterse her şeyi verir. Vallahi çok enteresan. Hayatta neler oluyor? Evet. Programımızın ismi ne biliyorsunuz? Hayatta her şey her var. Her şey var. Bu da var. Evet. Peki rüyamda Nur Hanım bana aksakallı biri rüyama giriyor. Sabret kızım az kaldı diyor. Gerçekten zor bir dönemden geçiyorum. Acaba dileklerim gerçekleşecek mi? Mehmet Emin Kırgil'e sorabilir misiniz demiş. Sormaz mıyız? Evet, şimdi aksakallı birini görmek sabrı gösterir. Nasip olursa bu kardeşimizin hem maddi hem manevi güce erişmesini. Hı hı. Manevi güce eriştiği zaman kişinin yapmış olduğu duaları muhakkak ki dua kapıları açık olur ve orada Allah'ın izniyle kabul olur. İşte onun için bu kardeşimizin bir duasını kabul olması ve aksakallı olduğu için sabrederse muradına ermesi, bir de önünde bir yol var, bu yola hayırla gitmesi. Bir başka seyircimiz, komşum İbrahim Bey rüyasında kendine çift anahtar verildiğini, kilidi açınca içinden pirinç ve boncuklar döküldüğünü görmüş
Bir zahmet hocamız yorumlayabilir mi diyor. Bu kardeşimize nazar değmiş. İbrahim ismi olması, bereketli bol günlere kavuşmak, anahtarların olması, kapıların açılması vesaire kardeşimizin iki dileğin olması. Bu iki dilekle alakalı geçinme olacak olay ya 4 ya da 6 ay içerisinde inşallah gelişme olacak. Piriş olması aklını kullansın ve sabretsin. Orada boncuklar olması göz aydını alacak habere ulaşmasıdır. Peki telefon alalım mı hocam? Tabii buyursunlar. Biz onları bekliyoruz zaten. Arayın, rüyanızı anlatın. Canlı yayında duyduklarınıza inanamayacaksınız. Selin Hanım var şu anda İzmir'den hattımızda. Selin Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Güzel. Çok heyecanlıyım. Haklısınız, canlı yayındasınız ama bu fırsatı kaçırmayın. Heyecanlı. Evet, bir... Şöyle derin bir nefes alın, bir çırpıda rüyanızı anlatın. Çünkü evet, bu rüya size çok şey anlatıyor olabilir. Evet. Tamam, ben başlayayım o zaman rüyama. Buyurun. Hocam şimdi ben rüyamda eski patronumu gördüm. Şöyle bir binanın birinci katında boş bir salonda yerde 3 tane yeşil dikdörtgen mermer vardı. Bu mermerlerin ortasındakinde ben oturuyorum ama ayaklarım havadaydı. Yanımdaki yeşil mermerlerde de eski patronum ve karısı birbirlerine sırtını dönmüş ve çok üzgün ve kederli bir şekilde yatıyorlardı. Sonra ben de aralarında ne işim var, neden birbirlerine küsmüşler diye böyle ikisine de bakıyorum ortada. O sırada eski patronuma baktım, dedim ki karısına sırtına dönünce bana da döndü dedim. Onları böyle izliyordum. O sırada eski patronum bana kart kitledi ve ben çıkıp sarı taksiye bindim ailemle birlikte. Şimdi bekar mıyız, evli miyiz? Bekarım hocam. Onu sormuyorum. Şimdi evet. Bakın. Ama burada zaten siz ya iş yerinden çağrılacaksınız ya hakkınız yenmiş bir şekilde hakkınız size bir dönüş yapacak. Burada eşiyle beraber işte sırt sırta vermesi, işte hani kendilerinin bazı konularda sizin hakkınızda konuşmuş olabilirler veya hakkınızı yemişlerse bu hakkınızın ulaşması veya yeni bir iş kapısının aralanması. Ama siz sanki eski iş yerinizle ilgili bir gelişme olacak. Ya oraya döneceksiniz ya da elinize bir para geçecek. Bir kısmetle ilgili bir haber geliyor size. Sarı takside ticari hayatınızın yine tekrardan normale dönmesidir. Ailenizle beraber olmanız da sarı olması bu yaz aylarında kısmetle ilgili bir gelişme olabilir. Hem fikir olduğunuz bir olay hep beraber yaşayacağınızı gösteriyor. Selin Hanım, rüyanın bu kısmını unutmayın. Evet. Yaşayacaklarınız inşallah önümüzdeki kış yine bu ekranda buluşursak. Evet. İnşallah. Mehmet Emin Kırgil ile söylersiniz. Evet. Yani rüyayı yorumlatmanız, onu yaşadığınızı görünce diyorsunuz ki iyi ki yorumlatmışım. Ankara'ya gidelim. Ankara'dan gidelim, seyircimizi alalım. Alo. Asiye Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Zülhan Hanım? Çok teşekkür ederiz. Can kulağıyla rüyanızı dinliyoruz. Buyurunuz. Ben bekarım. Evet. Rüyamda eski sevdiğim annesiyle ve babasıyla bize gelmişler. Tam karşımda oturuyorlar. Çay içiyorlarmış. Annesiyle yan yana oturuyorlar ve bana bakıyorlar. Ben onlara hiç bakmıyorum. Ben de kilotlu çörek giyiyorum için böyle sağ dizim yırtıktı. Onlar annemle babamı alıp başka bir kızı istemeye gidecekler mi? Ben de üzülüyorum, hani eski sevgilim de çok üzgündü. Lacivert takım elbisesi vardı. Dışarıya doğru çıktı, annesi orada oturuyordu. Ya bir akşam vakti ondan size bir haberin gelmesini gösterir. Siz halen bazı şeylere çok takılıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki gelir veya arar veya sorar diye bir takıntınız var ama zaten arayıp soracaktır. Fakat yanlışı yapan o. Siz çok duygusal olduğunuz için zaten kaybetmişsiniz. O yüzden de kardeşim aslında kaybetmek demeyelim. Allah ne yazmışsa o olsun inşallah. Çünkü o hayırını verir. Diyor ki ben biz hayırlı olanı veririz de siz anlamazsınız. Bazen o yüzden, kaybettiğimiz en büyük kazancımız oluyor. Yani ama şu var, sanki sizi bir akşam vakti yaz aylarında arayacak gibi geliyor bana. Yani ondan bir haber duyacaksınız gibi bir durum var. Siz de bazı konularda biraz ümitsiz ve umutsuz duruyorsunuz. Siz şimdi takipçimize, seyircimize sorduğumuz zaman kızıyorsunuz bana ama soracağım valla. Sor. Çünkü bu arada beni mi çek ediyorsun, niye soruyorsunuz diyor. Öyle mi oldu hakikaten? Yani hocamın anlattığı gibi mi oldu ayrılığınız? Evet, yani o bıraktı beni ve hala çok üzgünüm. Neden o bıraktığını da çok merak ediyorum. Sanırım annesi istemedi. Sormadınız mı niye ayrılıyoruz diye? Ya bir anda gitti. Habersiz. Evet. Ne kadardan beri görüşüyordunuz? Bayağı oluyor ya, 6 senedir. 6 senedir görüşüyorsunuz.
Bir açıklama yapmadan hayatınızdan gidiyor. Üç senedir görüşüyoruz. İki senedir gitti. Yani ben pişman mı merak ediyorum açıkçası. Pişman. Lacivert takım elbise giymiş ya Allah'ın izniyle. Ondan bir haber gelecek kardeş. O pişman. Tamam mı? Peki, beklediğin haber gelir. Bir şey soracağım. Çok affedersiniz hocam. Dönse kabul eder misiniz? Yok. Tamam. Mesela ona... Bence kabul eder. Niye kabul eder? Etmem. Edersin, edersin. Bak şimdi Asiye'cim böyle yapma. Bizi de üzme şimdi. Siz demin niye üzülüyorsunuz konuya? Dedi ki... Siz niye üzülüyorsunuz? Şimdi dedi ki bak Asiye dedi ki orada bir şey söyledi bak dikkat et. Ne dedi? Dedi ki merak ediyorum pişman mı diye. Seven merak eder kardeşim, seven. O gelse ona yok mu diyecek? Ya herhalde seven merak eder. Ben ona 3 senemi vereceğim. 2 sene de zaten aradan geçmiş. 3 sene vermişim. Hayal kırıklığı yaşamışım. Geri kapıma gelmiş. Hiç diyeceğim. Bence geri gelecek adam. Asiye kabul etme. Kabul etmesin. Yok bir insan bir kere yapan, bir şeyi bir kere yapan her daim yapar. Tamam sen ne bunu demek söyledin yani? İnşallah Asiye kabul etmesin. Asiye'cim kaç yaşındasın? 25. Ya 25 daha yaşındasın. Ya. Hayatının baharındasın tatlım benim. Seni. Ne oluyor Asiye? Telefon çalıyor. Telefonum mu çalıyor ne oldu? Hayatının baharındasın canım benim. Allah tabii ki sana içinden geçeni yaşatsın. Hayırlısı ise olsun ama bu dünyanın yani bugünün yarınları yok. Bugününe sahip çık. Tamam şimdi Asiye'ye gelenleri de Asiye kabul etmiyor. Ne olacak şimdi? Hocam ilişki programına döndürüyor musun? Hem gelirse kabul etmiyor. Hayır benim yüzümden ama ben hayır. Yani insanın bir evladı olunca bütün her gençleri... Evladını yerine koyuyor yani. İşte. Anlatabiliyor muyum? Yani. O da bir ana baba evladı. Vallahi nasibe inanmışım ben. Nasip ben neyse de, o. Doğru. Kapıya geldim Asiye ne seni ne beni dinler. İsme bak Asiye'ler biraz inatçı olur. İnşallah Asiye'cim Allah'ım sana hayırlısı onu kabul versin. Ettirmesin inşallah. Bak. Hocam ne demek ya? 3 sene 6 sene kızın hayatından çal. 25 yaşında. Sonra ne fark eder ki hocam ne fark eder 25 sene? 6 sene insan bir merak hoşça kal demeden gider mi? İşte. İnsan evladı bile evlendikten sonra ekstra, değişiyor da. Ya kötü haber tez yayılır. Hani evet. bir şey olsa, bir sağlık problemi bilmem ne şu bu olsa o ayrı. Niye gitti? Neyse şimdi konuşalım bu rüya programı ilişkiye dönmesin. Alo. 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 Merhaba Nur abla. Canım hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Nur abla ben dedin diye. Hemen geç kardeşim. Zeynep'cim, Nur abla dedin diye merhaba, hoş geldin dedim. Samimiyetime dayanarak, seyircilerimizden de izin alarak. Hoş geldin, hemen rüyanı dinleyelim. Hemen geçeyim abla. Lütfen. Ben kendimi eski mahallemde görüyorum. Orada böyle kenarda dere geçiyor, küçük bir dere. Onun üzerinde de bir köprü var hani karşıya geçmek için. Onun üzerindeyim tam. Mahalleye de bakınca aşırı zifiri bir karanlık duruyor. Sadece mahallenin başına doğru bir yerde sokak lambası orayı aydınlatmış. Korkuyorum ben buradan gidebilir miyim diyorum. Ama gitmesem de eve geç kalırım diyorum. En iyisi gideyim diyorum. O mahalleye başlayınca da karşıdan hiç tanımadığım kadın geliyor uzaktan. O da koşar adımlarla geliyormuş hızlı bir şekilde. Ama yüzünü görüyorum o karanlıkta. Ardından da adam yine koşar adımlarla geliyor hızlı bir şekilde. Ben de en iyisi diyorum ben de hızlanayım. Kenarda da bir halat varmış. O halatı da tutup hem koşuyorum hem de o halatı tutup çekince mahallenin başına varmış oluyorum. Daha sonra diğer mahalleye dönüp sağıma bakınca da o mahalle aydınlıkmış. Böyle sarı turuncu sokak lambası olur ya. Böyle bir aydınlık varmış orada. Zeynep'ciğim bekar mısınız? Evet hocam. Tamam buyurun. Şimdi kafanızın karışık olduğu bir dönemdesiniz. Siz devam edin. Evet hocam o mahallede de kalabalık birileri varmış bakıyorum. Diyorum burası aydınlıkmış diyorum. Evet. O şekilde bitiyor hocam. Şimdi kafanızın karışık olduğu bir dönemdesiniz. Evet mi diyeyim, hayır mı diyeyim, yapayım mı, yapmayayım mı, gideyim mi, gitmeyeyim mi gibi. Bir arada bir derede kaldığınız bir durum var. Bu durumla alakalı Allah izin verirse en son o hani ışıklı aydınlatılmış mahalle olması en de sonunda selamete çıkmanı göstermiş. Sabrın sonunda inşallah selamet ver. Sadece biraz daha sabır ama başarı var işin sonunda. İnşallah beklemiş olduğun habere ulaşırsın kardeşim. Gülser Hanımcığım Samsun'dan bize ulaşıyor. Zeynep tamam. Hanım'a teşekkür ediyoruz. Gülser Hanım'ı Güleser. Güleser, alo. Evet. Güleser, evet.
Merhaba Güneser evet. Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Valla Samsun'a ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. Harika bir şehir. O evet, şehrin Samsun. Enerjisi sesinize yansımış, biliyor musunuz? Evet, Samsun çok güzel. Hocam Nur Hanım, beklerim ikinizi de. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, sevgiler eyvallah. Samsun'a. Buyurun, evet. Ne rüya gördünüz? Acaba hayır mı, şer mi, müjde mi? Uyarıcı mı? İnşallah benim için hayırdır. Hadi hocam, yakın zamanda gördüm, bir iki gün önce, pazar, cumartesi gecesi. Hı hı. Ben köyüme gitmişim, şu anda merkezdeyim. Köyümde de ayrıyetten kendime ait bir evim var. Köyüme gitmişim, kayınvalidemin kapısındayım, evindeyim. Onun evi ayrı. Evimin anahtarı ondaymış. Görüncem evimin anahtarı bana geçiriyor. Kırık bir şekilde. Ben nasıl gireceğim bu eve diyorum. Telaşaya düşüyorum. O şekilde ileriye geri kendime evham yapıyorum. Telaşaya düşüyorum. Evime nasıl gireceğim, giremem diyorum. O şekilde uyandım hocam. Şimdi kazancınızı yapacağınız, işe alacağınız proje, plan neyiniz varsa bunu kimseyle paylaşmayın. Bir miras meselesi varsa bunu yine paylaşmayın. Çünkü burada bir konuyla ilgili bir sıkıntı yaşanabilir. Kırık anahtar olması sizin iyinizi istemeyen bir takım kişilerin var olması çoktandır sizi çekemeyen birilerini yine gösteriyor. Çünkü köy diyorsunuz. Netice itibariyle birazcık, eğer ki yine dediğimiz gibi birazcık beklerseniz hayırlısıyla bir konuda selamete çıkacağız. Kırık anahtarın verilmesi gönlünüz bir kere birilerine kırılmış. Bunların yavaş yavaş tamir edilmesi ve düzelmesine işarettir. Hadi bakalım. Peki, teşekkür ediyoruz. Çorum'dan seyircimizi alıyoruz. Fatma Hanım, alo. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bugün bağlanan bütün kızların sesi muhteşem. Evet. Çok enerjik. Benim seyircim çok tatlı. Buyurunuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Rüyam çok kısa, hemen anlatayım. Evliyim bu arada, onu da söyleyeyim. Rüyamda kalkıyorum, uykudan kalkmış bir haldeyim. Evet. Oğlumu görüyorum, böyle bazanın altında, yatağın altında. Diyorum ki, bu buraya niye yattı acaba diyorum. Üstünde turuncu tişörtü var, altında da ayağında da turkuaz rengi çorap varmış. Öyle bir çorabı yok normalde ama. Sonra tutuyorum, ayaklarından çekiyorum oğlumu. Niye diyorum, hani yatağın altına yattın, burada üşürsün diyorum. Sonra kaldırıyorum, böyle donmuş bir şekilde bana bakıyor. Sonra boğazını falan sıkıyorum, kolunu sıkıyorum. Fatma Hanım, bir şey sorabilir miyim? Efendim? Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim ne iş yapıyor? Eşim özel iş, bu nasıl diyeyim, fidan falan olur ya hocam. Şimdi biraz eşinizin maddi sıkıntıları var. Evet. Çocuğun bazan altında olması beklemek, sabretmek. Çocuğun orada herhangi bir turuncu renk olması, bu yazın içerisinde selamete çıkmak. Ayağında turkuaz rengi çorap olması, Allah izin verirse hayatınızda güzel bir gelişme. Bir mal satmışsınız ama tekrardan bir mal almanızı ileride gösteriyor. Sabrın sonunda yükselmek. Eşinizin eline, çocuğunuzun hürmetine geçecek olan rızık ve kısmetler. Babanın bir tanesi birine tokat atmış. Alimi biri demiş ki, sakın çocuğuna tokat atma. O rızık demiş, bu evladın üzerinden sana geliyor demiş. Onun için sizin de evladınızın üzerinde biraz nazarınız var, göz nazarınız var. Fakat ne olursa olsun göz aydınlığı alacağınız haberlerin size ulaşması, turkuaz rengi olması, sizin ailece yaşamış olduğunuz sıkıntılı durumu atlatmak. Duyuyor İnşallah. Musunuz? Duydu herhalde. Ya, rüyamda yalnız gene çocuğum şey, bir bakıyorum o değilmiş, başka pijamasıyla yatıyormuş gene yatağın üstünde yalnız. Sizin eşiniz bir şey sattı mı? Bir şey sattı mı? Vallahi bugün bir şey satacaktı yani hocam. Evet, bugün bir şey vardı yani, öyle bir şey. Evet. Şimdi inşallah işi gücü rast gider ama biraz bekleyin. Sabırlı olun, eşinize de söyleyin. Rabbimin izniyle inşallah her şey iyi olacak kardeşim. Allah razı olsun. Hocam o zaman sizden. Oğluma dua edin. Oğlum benim şey sıkıntım yani, gelişimsel geriliğimiz var, öyle söyleyeyim. Rabbim çocuğum... inşallah, Rabbim inşallah hayırlısını verir inşallah. Şifa da versin. Sizin gönlünüzden geçen de versin inşallah. Amin. Amin. Sizce siz de kendi kendinize, yavrunuza mutlaka ediyorsunuzdur, evet, ama evet. Hiç duanızı eksik etmeyin. Gerçekten engelli annelerin, her engelli annenin Allah'ım işini kolaylaştırsın. Amin. Buradan yeri gelmişken küçük bir uyarı yapabilir Buyur. Miyim? Rica edeceğim. Çok yakında karşılaştığım bir olay bu. Engelli çocukları annelerinin yanında, kendi bebek arabalarında, otobüste, minibüste, metroda gördüğünüz zaman
Rica ediyorum böyle uzaydan bir şey inmiş gibi bakmayın, olur mu? Lütfen anneyi de zor duruma sokmayın, olur mu? Rica edeceğim sizden. Bu gerçekten benim gibi mutlaka hassas birçok seyircimiz vardır şu anda ekran başında olan. Allah bütün engelli annelerin zorluğunu kolaylaştırsın. Amin. Ama lütfen onların hayatları zaten çok zor. Biz de hayatlarını bir kat daha zorlaştırmayalım. Zaten ülkemizde engellilerin yaşaması için, yani çevresel anlamda söylüyorum. Evet, son zamanlarda her şey daha fazla gelişti ama daha fazla da gelişmesini istiyoruz. Engellilerin hayatlarında zaten bir engel var. Bir engelde sizin bakışlarınız, bir engelde siz olmayın lütfen. Bir telefon daha var. Filiz Hanım mı var? Filiz Hanım. Alo. Hoş geldiniz Filiz Hanım, buyurun. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, siz de iyisiniz umarım. Hamdolsun, ben de iyiyim. Az önce dedikleriniz için çok teşekkür ederim. Benim de özel bir yavrum var. Aynen dediğiniz gibi biz de o bakışlara maruz kalıyoruz sürekli. Buna tevafuk derler değil mi hocam? Buna tevafuk derler. Yani ben şu anda Filiz Hanım, bir tane evladım var, onun üzerine yemin ediyorum. Bağlananın Filiz Hanım'ın kim olduğunu hiç tanımıyorum. Tanımıyoruz. Engelli oğlu mu var, onu hiç bilmiyorum. İçimden böyle bir anons etmek geldi. Böyle zorluklarla siz de karşılaştığınızı söylediniz. Gerçekten buradan vermek istediğiniz mesaj ne olur? Çok üst üste yani, bindi yani, inanılır gibi değil. Yani şöyle, dediğiniz gibi onlar da normal insanlar gibi görsünler. Hepimiz birer engelli adayız. Filiz Hanımcığım, sesinizi çok az duyuyoruz. Alo. Telefon açık. Televizyonunuz mu açık Filiz Hanımcığım? Hayır, ben mutfaktayım. Televizyon salonda kapalı mı? Biz buradan sesi duyamıyoruz. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misiniz? Tamam. Şu anda net geliyor. Buyurun. Yani dediğim gibi benim zaman zaman böyle şeylere maruz kaldığım dönemler çok oldu. Hatta dışarı bile çıkmak istemiyorum. Hani dediğiniz sanki dersin uzaydan gelmiş, böyle hiç görülmemiş tuhaf bakışlara maruz kalır. Bu da beni de, oğlum da çok üzüyor. Ne yapıyorsunuz o anda Filiz Hanım? Bir anne olarak ne hissediyorsunuz? Yani ben oğluma gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. Şüphesiz. Asla kesinlikle onu dışarı çıkardığımda öyle bakışlara maruz kalsam bile oğluma daha çok sarılıp öpüyorum, seviyorum. Hani insanların da biraz bizi anlamalarını istiyoruz. Dediğiniz gibi hani onlar da bizim gibi. Ne farkları var bilmiyorum. Yani şu anda gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum tam olarak ama hani dediğim gibi üzücü bizim için. Gerçekten çok tesadüf oldu bu anonsumuz. Sizi 5 dakika bekletebilir miyim? 5 dakikalık bir aram var. Bir reklama gidip geliyorum. Hem rüyanızı dinleyeceğiz. Bakalım gördüğünüz rüya belki de sizin için müjdeci bir rüya. Yüzünüzü güldürecek bir rüya olacak. Evet, kıymetli seyircimiz hattımızda. Sevgili seyircilerimiz 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Ve hattımızdaki seyircimiz Filiz Hanım'da değil mi? Filiz Hanım. Evet, evet. Efendim beklettik sizi, reklama gittik, kusura bakmayın ne olur. Evet. Hemen rica rüyanızı ederim. Alabilir miyiz? Hiç önemli değil. Nur Hanım, rüyam zaten çok kısa. Geçmeden önce bir şey söyleyebilir miyim izniniz olursa? Estağfurullah, buyurun. Tabii hatırlamanız zor, günde kaç kişi arıyor onu biliyorum ama ben en son 2003 yılında İstanbul'da bir hastane odasında yine sizi aramıştım, programa bağlanmıştım. O zaman oğlum böbrek nakli olacaktı. Siz de o zaman çok üzülmüştünüz. Oğlum böbrek nakli oldu bu arada. Çok şükür. Çok şükür. Alo. Sonuç nasıl peki sonuç? Sonuç çok iyi, çok şükür. O da iyi, ben de iyiyim. Yani hani engeller dediniz ya. O zaman gerçekten kendi akrabalarım bile hani yapma etme, işte durumu ne olacak belli değil. Hani Allah korusun ölebilir gibisinden. Hani kendine yazık etme, böbreğini verme diye. Düşünün, kendi akrabalarım bile bana bunu söyledi o zaman. Ama çok şükür her şey yolunda, hiç öyle olmadı. Emir de iyi, ben de iyiyim çok şükür. Siz kendi onu çocuğunuza böbreğinizi verdiniz değil mi? Evet. Sizi hatırlıyorum. Ne kadar uzun, 2003 yılında aradınız. Evet, evet. İstanbul'da hastane odasında aramıştım sizi. Kendi akrabalarınız size diyor ki çocuğuna böbreğini verme. Evet, maalesef. Böyle bir şey olabilir. Belli değil. Hani sana da bir şey olabilir. Sana bir şey olursa bir oğlun daha var, ona kim bakacak gibi. Yani düşünün, kendi öz akrabalarım bile böyle diyorsa artık yani. Filiz Hanımcığım, siz yüreğinizin sesini dinlemişsiniz. Allah sizi hep yüreğinizin sesiyle baş başa bıraksın. Çünkü insanın içinde bir ses var. En doğruya insanın içindeki ses götürüyor, biliyor musunuz? Evet, böyle. Şimdi peki iyi ama değil mi oğlunuz?
İyi, çok şükür. Çok, çok iyi, hamdolsun. Çok mutlu oldum Filiz Hanımcığım. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun, rüyanızı alalım. Ben rüyama geçeyim o zaman hemen. Hocam merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. Geçmiş olsun. Sizi çok, evet, teşekkür dinliyorum. Ederim. Sizi ekranlarda görmek çok güzel bu arada. Eyvallah. Rüyam hemen şöyle. İzin bir dakika, izin ver. Elimiz lütfen izin ver. Şöyle hocam, şimdi kocaman bir araba, böyle tır gibi mi diyeyim? Yani böyle kocaman devasa bir araba böyle yürüdü, geldi evimize, çarptı. Havada böyle asılı kaldı. Havada asılı kaldı. Hani böyle çatının yarısı yere düştü. Diğer yarısı durdu. Araba da aynen böyle havada devam ediyor. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın, anlatamıyorum. Bu şekilde, başka da bir şey hatırlamıyorum. Şimdi biraz para birikimi olursa veyahut da elinize geçecek olan bir fırsatla ilgili bir mal almaya, bir ev almaya veyahut da hayırlı bir yere taşınmaya veyahut da güzel bir olay yaşamayı gösterir. İnşallah. Burada Allah izin verirse vermiş olduğunuz emeklerin boşa gitmemesini, nasip olursa kendi evinizde yaşamış olduğunuz bir sıkıntı varsa bunun yavaş yavaş çözülmesini gösterir. Siz fedakarlığınızı yapmaya devam edin. İnşallah Allah'ın izniyle taşlar yerine oturacak. Öyle gözüküyor. Peki. Evet. Filiz Hanım, Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Amin. Amin. Çok zor bir şey gerçekten. Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Evladının, evet, hiçbir zorluğunu kimseye göstermesin. Ve sizden şunu da rica ediyorum. Ne olur sağlık konusunda... taşıma suyla değirmen dönmez ya, bildiğiniz 3-5 bilgiyle insan hayatına yön vermeyin, olur mu? Bırakın buna doktorlar karar versin. Kimin ne olacağına, nasıl olacağına. Bir anneye sen evladına yardım etme, hangi anne yardım etmez değil mi hocam? Yani. Evlat bu. Hocam daldınız. Vallahi daldık. Niye, hayırdır? Hasta deyince insan tabii akan su duruyor. Bir bademcik bile rahatsız olsa adam yemek yiyemiyor, bir şey yapamıyor, bir şey edemiyor. Yani her tarafını kilitliyor. O yüzden sanki Allah... sizin de, evet, burası bir yerinize dokundu gibi. Yani iç, evet, içten. Evet, evet. Ya öyle bir şeyler var yani. İnşallah Rabbim iyi eder, sonunu hayırla çıkar. Çünkü sınav alemindeyiz. Çekeceğiz, çekileceğiz, bir şeyler yaşayacağız. Herkes kendi kaderini tabii, yaşıyor tabii, gerçekten. Tabii, aynen öyle. Telefonda Türkiye'nin dört bir yanından bizi arayan sevgili seyircilerimiz ekran başındalar ve telefonda... Bakalım, sevgili Kübra da bana buradan yazıyor. Meryem Hanım var Samsun'dan. Alo Meryem Hanım. Merhabalar Nur Hanım. Hoş geldiniz. Bugün bütün Samsun bizi izliyor herhalde. Bugün Samsun'dan ikinci bağlantımızsınız. Hoş geldiniz Meryem Hanımcığım. Hoş bulduk. Sizin de ettiğiniz duayı ediyorum. Allah herkesin zorunu kolaylaştırsın. Amin. İnşallah. O duayı çok seviyorum, biliyor musunuz? Hı-hı. Çünkü evet. Kısa her... Efendim? Çok güzel bir dua. Evet. Kısa ve çok güzel bir dua. Sağ olun. Buyurun, rüyanızı alalım lütfen. Merhaba Mehmet Hocam. Ben merhaba, hoş geldiniz. Geçtim. Buyurun. Buyurun. Ben rüyamda annemle birlikte, annem bana kuyumcudan bir yonca yapraklı altın kolye almış. Üzerinde ayetler sürsün yazıyor ama Allah lafı çok belirgin bir şekilde yazıyor. Oradan çıkıyorum annemle birlikte, künefe iniyorum ama küneseden sonra da Fahriye gibi görüyorum. Fahriye bunu bir poşete atıyor bir kenara ama hani çok niyetiyle atıyor. Ben de bakıyorum poşetin içine. Küçük kalpli, kırmızı kalpli kuşlar var. Ben de diyorum onları alabilir miyim? Alabilirsin diyor, bir şey demiyor. Bir de bakıyorum ki kasalı bir çiçek buketi var. Ben diyorum bu çiçeği niye attınız? O çiçek buketine de tamam onu alayım diyor. Onu ona veriyorum ama onu çok sevdiğimi söylüyorum. Yüzü çok güzeldi. Bu peki kadar. Meryem Hanım şimdi siz birinden bir ayrılık programı yaşadınız mı? Evet yaşadım hocam. Ben 2 ay önce sizin ilk programınıza katıldım. 13 Şubat'taki programınıza. Ve siz bana dediniz ki geri dönecek. Döndü ama biz yine ayrıldık. Yok, kafanı yorma, gene dönecek. Gene ay dönecek. Hocam inanamıyorum size. Ne dedi Meryem Hanım, bir daha söyleyin. 13 Şubat'taki ilk programınız, hani sizin de ödül aldığınız program var ya. Tamam. Ay ne tatlı seyircilerim var, her şeyi hatırlıyorlar. Evet, oraya katıldınız siz. Ben o programda siz... bana dedi ki Mehmet Hocam, ben dolar görmüştüm dedim. O bana anlatmıştı işte geri döneceksiniz. Hatta dediniz ki iyi, gurur açısından da hani bu sizi tatmin eder inşallah demiştim. Tamam. O geri döndü, 2 ay kadar konuştuk, 3 ay kadar konuştuk. Biz yine 10 gün önce ayrıldık işte.
Kafanıyorum, o kapı açıldı. Gelir gelir gider artık. O, illa o gülü o bahçede görecek. Eş bir şey söyleyeceğim. Yani kabul etsin mi yani? Hani... Ya etsin etsin. Adam ne yapacağını hocam, şaşırmış. Hocam bugün sizde her gideni geri gelsin kabul etsin diyorsunuz. E niye etsin? Yani olur mu söyleyeyim. Bir kişi bir kapıyı şimdi, bir kere çarpıp gider. İkinci şimdi, de çarpıp gidiyorsa. Şimdi işlerini bozan biri var. Aslında adam kendiliğinden gitmiyor yani. İşlerini bozan, önlerine engel koyan kim biri var. Kim bozuyor? Yonca meselesi var ya, birileri ona akıl veriyor, birileri yol veriyor, birileri bir şeyler gösteriyor. Yani bir kadınla ilgili bir durum var, bir dedikodu yapan birileri var, Allah istemeyen Allah. Birileri var, evet. Ama yine o adam gelecek yani, o gene gelecek. Meryem bu kez kabul etme lütfen ya. Bir kere ara alıştıysa o çiçeğe gelip konacak, başka çaresi yok. Ay hocam bu nasıl bir benzetme, ne arısı ne çiçeği. Arı gelip de çiçeklerden almıyor mu özünü? Bir kere teşbih daha Zeyne, da olmaz ama. Meryem kardeşimizin artık o gözlerine bakarak o aşkı görmüş. Ha. O değeri görmüş niye yani. Gidiyor dışarıda o zaman kimse yani. Değer vermiyor. O peki bu gördüğü görmüş. Rüyada ne diyor? Geri yani gelecek. Geçen rüyada siz demişsiniz ki evet, gelecek ama evet, yine gidecek evet, demişsiniz. Geri gelecek. Bu rüya için ne diyorsunuz? Geri gelecek, yine gelecek. Yine çünkü gidecek. Çünkü burada evet bir problem şu, gidecek demiyorum. Bir problem şu, eğer onun bunun lafına bakmasa yanında sabit kalacak. Ama onun bunun lafına baktığından dolayı problem yaşıyor. Peki. Hepsi bu. Meryem'cim öpüyoruz sizi. Tabii. Teşekkürler. İrem Hanım Tokat'tan. Alo. İrem Hanım. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, buyurun. Rüyamı anlatacaktım. Evli miyiz, bekar mı? Bekar. Evet, tamam. Dinliyoruz. Bir tane düğün davetiyesi var, böyle dikdörtgen şeklinde. Evet. O düğün davetiyesi de bana aitmiş, bir tane evin içindeyim işte. Daha sonra bir tane de dikdörtgen şeklinde masa var. İşte rahmetli babam oturuyor, annem oturuyor. Ablam da bir tane koltuğun üstünde oturuyor. Evet. Böyle düğün davetiyesini açıyorum. İçinde yazılar falan var ama yazıları okumuyorum. Sonra ablam diyor ki düğün mekanını değiştirmek istersen değiştirebilirsin diyor. İstediğin yer olsun diyor. Ben de diyorum yani daha beğendiysen güzel de falan diyorum. Bu şekilde. Ya İrem'cim şimdi bak İrem'cim şu var. İki tane yerden kısmetinin geleceğini gösteriyor. Birinin maddi konuda durumu iyi. Birinde maddi konuda durumu normal. Bir seçici olacaksın, seçmeye çalışacaksın. Duygusal davranıyorsun bazı şeylerde. Hani belki de gönlünde olan biri var, onu bilemeyeceğim ama burada bazı konularda lütfen mantığını çalıştır, mantığını üzerine git. Çünkü kısmetlerin açılıyor. İki şekilde yani iki ay ya da burada dikdörtgen olduğu için ya da dört ay zaman zarfı içerisinde hayırlı kısmetler sana geleceği gözüküyor. İnşallah da senin için başarılı olur. Ha, okuyorsan da başarı zaten orada mevcut inşallah. Başka birini alalım istersen. Evet. Hadi bakalım. İrem Hanım biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Selam ve sevgiyle. Ay hocam çok şaşırdım az önce bağlanan seyircimize Samsun'dan Meryem Hanım. Evet. Şubat'ta söylemişsiniz. Şubat'ta o tekrar geri dönecek ama evet. Tekrar gidecek demişsiniz. Aa yok artık. Yine ne Samsun'dan oldu? Seyircimiz. Ne yap? Olsun, bugün herhalde telefonların başında olsa, Samsunlu bir arkadaşımız oturuyor. Erdal Bey. Alo, merhabalar Nur Hanım, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Samsun'a özel bir cihaz kuruldu herhalde şu anda. Bütün arayan bugün telefonlar herhalde, Samsun'dan. Evet. Bugün buyurun. Herhalde öyle oldu. Hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hocam, şimdi ben başında eşim alışverişe çıkmış. Ben de kızımla onu çarşıdan alışveriş sonucu almaya gidiyorum. Arabaya biniyor. Bir kol saat aldığını gösteriyor bana. İşte kol saati de karışık bir saat. Dikdörtgen şeklinde etrafında da parkları var. İşte 30 bin lira para harcadım falan diyor bana. Ama taksite böldürdüm diyor. Ben de işte faturaya falan bakıyorum. Taksite işte 5-6 bin lira gibi bir fiyat gözüküyor. İyi tamam ödeyebiliriz. Sıkıntı yok. Hayırlı olsun. Güle güle kullan diyorum. Şimdi Erdal'cığım ya kendi evinde ya da kendi işinde bir sıkıntı yaşayabilirsin. Bu da bize bir zaman gösteriyor. Eğer böyle bir sıkıntı varsa, yani bir takım problemler doğuyorsa, bunun 4 hafta, 4 ay içerisinde ya da 4 saat içerisinde veyahut da 4 gün içerisinde 4 ile alakalı bir rakam var. Burada sabırlı olursak, sizin veya eşinizin yaşamış olduğu bir sıkıntı varsa, bunun tamamıyla Rabbimin izniyle çözülmesine işarettir. Siz yeter ki doğru olun. Evet. Dimdik durun. Eninde sonunda siz ve eşiniz bir şeyi başaracaksınız. Ne demişler hocam? Doğru ok, yanlış menzil almaz. Almaz. Doğru duvar alo. Yıkılmaz. Doğru. Manisa'dan Zeynep Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Eyvallah. Rüyanız hayırmış er mi? Bir dinlemek isteriz hemen. Tabii
Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Rüyamda kardeşimin kopardığı bir dağ solmuş beyaz sümbülü masanın üzerinde görünce nereden kopardığını sordum. Pencerenin önünde büyük bir saksı gördüm. Ben de koparıp kendime taç yapıp boy aynasına baktım. Zeynepciğim, bekar mısın? Efendim hocam? Bekar mısınız? Evet, bekarım. Beklediğiniz bir haber var mı? Şu an yok hocam. Şimdi saksı kafanı kullanacaksın. Pencere gelecek olan güzel bir haber. Saksı ne? Kafayı kullanacak, aklı kullanacak. Pencere gelecek olan güzel bir haber. Bu haberin bu yazın içinde gelmesi. Mutlu olacağınız bir durum yaşamanız, kısmetinizle ilgili bir gelişme olabilir. Hayırlı bir insandan alacağınız çok güzel bir haberi gösterir. Aynı hocam zamanda sevineceğiniz bir durum var. Buyurun. Bir şey daha görmüştüm. Kardeşimin kopardığı beyaz sümbülün sapı siyahtı, benimki beyazdı. Ne iş yapıyoruz? Ben mi hocam? Lisans mezunuyum, öğretmenim. Peki beklentiniz yok mu sizin? Beklentim var yani hocam, öyle... Atamayı bekliyorum. Ama işte bekliyorsunuz işte, diyor ki yani. Bir dakika, beklentiniz var mı yok diyorsunuz. Evet, atama bekliyormuşsunuz. Saksı kafayı kullan, pencere, çünkü beklentiler var. Pencere kenarında bekliyor. İmam Nablusi'ye göre bu arkadaşımızın beklentisi var. Olacak mı yani? Olacak Allah'ın izniyle. İyi, hadi o zaman. Şimdi burada da Zeynepciğim geriye çekiliyor. Yoktur beklenti. Beklediğim bir haber yok diyor. ne diyeceğiz şimdi Zeynep'im? Zeynep Hanım, hocamı niye yanıltıyorsunuz? Adamcağız size diyor ki en başında beklenti var mı diye. Öpüyoruz, görüşürüz. Şimdi yorumu yaparken İmam İbn-i Sir, İmam Nablusi, efendim mesela İmam Cafer-i Sadık, bunlar çok sabit rüyalar, çok güzel rüyalar yorumlamışlar bunlar. Bunlara baktığınız zaman oradan Zeynep Hanım'ın anlattığı olaylar hepsini birbirine harmanlayarak bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Sonrasında çıkan zaten ortada bu kardeşimize gelecek olan bir haber. İnşallah. Ama kendisi ümitsiz. Bakalım. Sonra da diyor ki beklediğim haber yok. O herhalde sevgiliyle alakalı dedi. Evet, ben de öyle tahmin ettim ama evet, beklediğiniz bakın, bir haber var mı dedim. Bak, ama birinden demedim. Beklediğiniz bir haber var mı? Fatma Hanım Bursa'dan. Alo. Demişler yiğidi öldür, hakkını inkar etme. Nereden yok Fatma hocam Hanım? Olur mu, sizin hakkınızı hiç yer miyiz yani? Ya. Alo Fatma Alo. Hanım, buyurun. Alo, iyi günler Nur Hanım, iyi günler hocam. Hoş geldiniz, buyurun. Ben ölmüş dedemi yatakta yatarken, yani yabancı bir evde yatakta yatarken gördüm. Kendisi, ben bakıyorum kendisine, yanında soba var, odunlar var, kesilmiş odunlar var. Fatmacığım, iş beklentin var mı? Efendim? Bir iş beklentin var mı, bir para beklentin yok. Var mı? Ya beklentim yok. Para beklentin? Para da yok. Tamam, devam et. Ben gelen misafirleri ağırlıyorum. Dedemin kendi kardeşinin çocuklarını. Örtüm var. Örtümün de iğnesi var. İğneyle uğraşıyorum. Örtüm açılıyor. İğne takmaya çalışıyorum. Böyle hocam, hatırladığım kadar. Evli miyiz, bekar mıyız? Evliyim. Bak kardeş. Şimdi ben demin dedim ki ne dedim? Bir parayla bir işle alakalı bir beklenti var mı dedim. Yok dedi. Burada iğnenin olması tehlikeyi arz etmiş. Yani, para beklentim yok diyor. Tamam, ama burada bir tehlike var. Yani eğer evliyse de eşinin bir beklentisi vardır. Ben mesela bekar olarak onun yorumunu yaptım. Eğer eşinin işiyle alakalı bir aksilik varsa, bir maddi konuda bir aksilik varsa, mirasla alakalı bir durum varsa, bu iğne olması ortalıkta laf yapan, söz yapan birilerinin bazı şeylere engel olmasıdır. O zaman Fatma Hanım eşine sorsun. Çekememezlik var. Ha, o zaman eşinin de herhangi bir şeyi Fatma Hanım'a malum olabilir. Tabii, işte o var. Şimdi orada uyarıyor eşin üzerinden. Ben bekar zannederek yorum yaptım zaten. O yüzden maddi konuda bir sıkıntı yaşanabilir, aman aman. İnşallah yaşanmasın. İnşallah. Rüyalar uyarıcı, rüyalar müjdeci, evet. Rüyalar haberci. Ama gördüğünüz rüyanın mutlaka yorumlanması gerekiyor. Şimdi tabii ekranda söyleyemiyoruz. Hocam 7/24 rüyanızı sesli olarak tabir ediyor. Evet. Kendi Instagram sayfası da Mehmet Emin Kırgil Official. Onu niye uzattın öyle? Of, havalı olsun diye. Tamam. Mehmet Emin Kırgil niye değil, Official'ı koymuşsunuz hocam sonuna? Vallahi ben katmadım. Kim kattı? Sayfayı yönetenler kattı. Peki. Sen beni bilin, ben neyi uzatacağım orada? Teşekkür ediyoruz, sağ ol. Eyvallah. Haftaya... Peygamber Efendimiz ne demiş? Ne demiş? Sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, sevin, sevilin, sevdirin. Allah bunu da emrediyor. Bu da bir sadakadır. Biz sevmeye gidelim, sevmeye gidelim, yapıcı olalım, kazanalım. Doğru söylüyorsunuz. Ya bize ahirette o lazım ya. Evet, hayatı sevelim, insanları gelecek sevelim. Hafta, dedin. Yine birlikteyiz. Teşekkür ederim.
Bekliyoruz. Ha, bayramlarını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden. Rabbim her zaman kendilerine sağlıklı, sıhhatli bayramlara ve nice ümitlerle ulaşmalarını niyaz ederim Allah'tan. İnşallah diyorum. Eyvallah. Ben de.